İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Muntluk Hapishanesi'nde 1944 yılında idam edilen 52 kişi için 24 Temmuz 2022'de Şatilon Dazek cemaatinde bir anma töreni düzenlendi. Artsakh'ın başkenti Stepanakert'te çok katlı apartmanın tadilatı tamamlanmak üzere. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bakü'nün açıklamaları üzerine. Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı'nda biriken kar sıcak hava nedeniyle eridi. Batı Ermenistan'ın Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan gizemli manzaralar. Şuşi'nin Gölgeler Tiyatrosu, Ahnizor ve Arılar. Yerinden edilmiş Artsakh vatandaşları sıfırdan başlıyor. Batı Ermenistan'da kültür, halı dokumacılığı. 1944 yılında Normandiya ve Provence'daki çıkartmaların başarısı, Maki ayaklanması ve Fransız topraklarının kademeli olarak kurtarılması sayesinde Lyon'da bulunan Almanlar için ilmek sıkıldı ve faşist lider Klaus Barbie, Montluk'taki mahkumların toplu katliamını organize etti. 1944 yılının Haziran-Ağustos aylarında Montluk'ta bulunan 635 mahkum idam edildi. 19 Temmuz 1944'te Montluk hapishanesinden 52 mahkum bagajsız getirildi. Bu da idam edilmeleri anlamına geliyordu. İki minibüse yüklendiler ve vuruldukları Pont de Dori köyüne götürüldüler. Kaynaklar ölüm cezasına çarptırılan 52 kişinin makineli tüfeklerle vurulduğunu söylüyor. Sonunda ya tabanca mermileriyle ya da saldırı tüfekleriyle kafaları ezilerek öldürüldüler. Bazı cesetlerin içinde bulunduğu korkunç durum kimliklerinin tespit edilmesini engelledi. 7 Ekim 1945'te bu katliamın olduğu yerde her yıl olduğu gibi bu yılda Şatilon Dazergus Belediye Binası ve Fransız Anma Komitesi'nin himayesinde belediye danışmanı Jean-Jacques Bruni, Fransız Anma Departman temsilcisi Jean-Jacques François, yerel yetkililer ve yerel topluluk temsilcilerinin huzurunda Jean-Luc François, Fransa Departmanı Anma Komitelerinin temsilcisi Anstan General Philippe Lafont, Brondan Yves Payson, Ermeni Gaziler ve Direniş Savaşçıları Derneği Başkan Yardımcısı ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lydia Margosyan, Lyon ve çevresi Bayraktarlar Birliklerinin katılımıyla bir anma töreni düzenlendi. Montluk hapishanesinde tutulan direniş savaşçıları ve rehineler farklı kökenlerden geliyordu ve aralarında demir yollarında sabotaj yapmaya ve Fransa'yı Alman işgalinden kurtarmak için bildiriler dağıtmaya karar vermiş olan Fransız İç Kuvvetleri üyesi Ermeni Jean Berbatyan da vardı. 25 Mayıs'ta Viyana'daki bir kuşatma sırasında Gestapo tarafından tutuklandı ve Montluk hapishanesine götürüldü. Jean Berbatyan'ın adı Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten kurtulan veya hayatta kalanların torunları olan ve Fransa için şehit düşen Batı Ermenistan'ın tüm kahramanlarının listesinde yer alıyor. Onların hepsi direniş alevi sönmesin diye General Charles de Gaulle tarafından ilan edilen özgürlük idealinin peşinden gittiler. Artsakh Kentsel Gelişim Bakanlığı, Stepanakert Azadan Mardik 36 Caddesi adresinde bulunan çok katlı binanın yenileme çalışmalarının devlet bütçesinden sağlanan fonlarla devam ettiğini bildirdi. Şu anda dış kaplama ve pencere montaj işleri gerçekleştiriliyor. İnşaat Raf Elit adlı firma tarafından yürütülmektedir. Azerbaycan'ın başlattığı son savaşta Artsakh'ta yaşayan yerli Ermenilerin kendi topraklarında hem insani hem de maddi kayıplara uğradıklarını hatırlatalım. Azerbaycan'ın 2020'de gerçekleştirdiği bu soykırımın uluslararası toplum tarafından kınanması ve gerekli cevabı alması gerekir. Armen Press'in belirttiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından gerçekleştirilen bir briefing sırasında yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ve her düzeydeki diğer üst düzey Amerikalı yetkililerin uzun süreli ve kapsamlı barışa destek sunmak için Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan ile çalışmaya devam ettiği ifade edildi. Gazeteci,
Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in geçtiğimiz günlerde Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatarak taraflar arasındaki sürece destek olma isteklerini bir kez daha teyit ettiğini hatırlattı. Gazeteci bunun Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan benzer tekliflerin reddedildiği anlamına gelip gelmediğini sordu ve Price yanıtladı. Hayır, öyle değil. Bu bir miktar ilerleme kaydettiğimiz anlamına geliyor ve Ermeni ve Azeri ortaklarımızla sürekli temaslar ve diplomatik müzakereler yoluyla bu süreci devam ettirebileceğimize inanıyoruz. Gazetecinin gözlemine göre açıklamalarında sürekli olarak sorunun çözümü sürecinde aracı kurum olan Minsk grubunun eş başkanlık formatından bahseden dışişlerinin aksine Azerbaycan Cumhurbaşkanı her gün onu kötülemektedir. Price ise şöyle yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu iki ülkeyi ve benzer düşüncedeki ortaklarını etkili olacak bir şekilde ve biçimde desteklemeye hazır olduğunu açıklamalarımızda açıkça belirttik. Biz 1994'ten beri Minsk grubunun eş başkanıyız. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın uzun vadeli, kapsamlı barış bulmasını yardımcı olmak için ülkelerle ikili bir formatta ilişki kurmak istiyoruz. Batı Ermenistan herhangi bir karşılıklı ilişkilerde ulusal çıkarların dikkate alınması gerektiğine inanmaktadır. Yerli Ermenilerin yaşadığı ve soykırıma uğradığı gerçek bölgeleri uluslararası topluma göstermek, hak iddiasında bulunmak ve ancak bu şekilde gerçek bir sonuca ulaşmak için yerlilik temelinde ve bu haklarla birlikte hareket etmek gerekir. Batı Ermenistan'ın Iğdır'da aşırı sıcak hava geçtiğimiz günlerde şehir sınırları içindeki Ararat Dağı'ndaki karı eritti. Son dönemde hava sıcaklığındaki artış nedeniyle yüksekliği 5137 metre olan Ararat Dağı'nda kar kütleleri erimeye devam ediyor. Karların erimesi Ağustos ayı sonuna kadar bekleniyor. Ararat Dağı'nın buzullarının aşırı sıcak nedeniyle gözle görülür şekilde eridiği görülüyor. Batı Ermenistan'ın gururu olarak kabul edilen Ararat Dağı, yılın herhangi bir zamanında her zaman göz kamaştırıyor, kalın ve beyaz kar tabakası dağın heybetiyle giydiği bir pelerin gibi görünüyor. Batı Ermenistan'ın Dersim'in muhteşem doğa manzaralarını içinde barındıran Munzur Vadisi Milli Parkı'nda dağları ve ormanları kaplayan sisten oluşan gizemli manzaralara tanık olabilirsiniz. Yükseklerde oluşarak Munzur Vadisi Milli Parkı'nın dağları ve özellikle ormanlarını kaplayan sis, alçak kesimlerde yolların görünürlüğünü etkilemedi ve büyüleyici bir manzara oluşturdu. Munzur Vadisi, Batı Ermenistan'daki en büyük milli parklardan biridir. Şuşi'den yerinden edilen 4 tiyatrocu, bir gezici tiyatro kurdu ve Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'ta benzersiz bir gölge oyunu oynuyor. Aynı zamanda sosyal sorunlarıyla ilgilenmek için küçük bir işletme olmanın dışında psikolojik terapi olan arıcılıkla da uğraşıyorlar. Bu kişiler evlerini, barklarını, işlerini kaybettiler ama inançlarını ve yaşam sevgilerini asla kaybetmediler. Her şeye sıfırdan başlama gücünü buldular. Ermenistan Cumhuriyeti'ne taşındıktan sonra Şuşili bu tiyatrocular en sevdikleri çalışmayı sürdürmeye, ancak bunu hiçbir tiyatroda yapmaya değil, kendi tiyatrolarını yaratmaya karar verdiler. Böylece Şuşi'de kurulan Masallar Evi ikinci bir hayata kavuştu, ancak bu sefer gezici bir tiyatro olarak tekerlekler üzerinde. Bu hikaye 4 kişiyle başladı. Yönetmen Hayk Babyan, sanatçı Artak Boğusyan ve oyuncular Nıver Garabekyan ve Gayane Aruşanyan. Kendi elleriyle tahtadan kuklalar yaptılar ve Ovanes Tumanyan'ın Bir Damla Bal adlı eserinden yola çıkarak bir gölge gösterisi gerçekleştirdiler. İş seçimi de tesadüfi değildi. Tumanyan'ın Bir Damla Balı büyük bir kavgaya neden oldu, ancak burada bu performansta arı yeni bir hayatın başlangıcı olan harabeler arasında bir damla umut buldu.
Şaşırtıcı derecede güzel Ermeni halıları antik çağda yapılmıştır ve halıların üzerine yazılan hikayeler günümüze kadar korunmuştur. Ermeni dekoratif ve uygulamalı sanat türlerinden biri olan halı dokuma, diğer ulusal güzel sanat türlerinin geleneklerini sürdürerek Ermenilerin diğer dekoratif ve uygulamalı sanat türleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. İlk aşamada uygulama teknikleri açısından dokuma ile biraz örtüşen Ermeni halı dokumacılığı çeşitli şekillerde bir çerçeve üzerine dokunan basit ürünlerden başlayarak güzel sanat eserleri haline gelen düğümlü halılara kadar uzun bir gelişim yolu kat etti. Halı yapmak Ermeni kültürünün ayrılmaz bir parçası oldu. Ermeni halkını diğer milletlerden ayıran Ermeni kültürü ve gelenekleridir. Ermenilerin tüm güçleriyle korumaya ve çocuklarına aktarmaya çalıştıkları Ermeni kültürüdür. Çünkü atalarımızın ruhunu ve gücünü koruyan budur. Soykırım sırasında Doğu Ermenistan'a ve dünyanın diğer ülkelerine göç eden Ermeniler, bu güzel kültür dalını uygulama, halı dokuma, diğer ülkelerin kültürünü geliştirme ve şekillendirme tekniğini de yanlarında götürmüşlerdir. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ganchumem Ari adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.